İmana dair sorular adlı programımızın bu bölümüne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Programımızın konuğu Peder Zekeriya Butros. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Adaletsizliği, hakları ve özgürlüğü tartışıyoruz. Gerçeği mi arıyorsunuz? Düşünce, fikir ve din özgürlüğünden hoşlanıyor musunuz? Gerçeğin ta kendisi olan Tanrı'yı mı arıyorsunuz? İnandığınız Tanrı kim? Onu tanıyor musunuz? Onunla ilişkiniz var mı? Onunla özgürce, sevgi ve güven dolu bir şekilde konuşabiliyor musunuz? Çünkü size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum diyor. Pek çok mektup aldık. Bunlardan birinin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Programınıza gerçekten hayranım ve seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu mektup Fas'tan gönderilmiş. Adım Aziza. Sanırım altı kişi. Hepinizi yürekten seviyorum. Müslümanmış ama Rab İsa Mesih'e iman etmiş. Umarım beni Fas'ta Hristiyan kardeşlerle tanıştırırsınız. Tanrı sizinle olsun. Yardımınızı bekliyorum. Lütfen bana İncil gönderin çünkü çok ihtiyacım var. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Azize kardeş, sizin için ve kurtuluşun bereketini almış, adı Yaşam kitabında yazan sonsuz yaşama, sonsuz bereketlere ve gerçek cennete sahip olan tüm kardeşlerimiz için Rabbe şükrediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Amin. Biz adaletsizlik, haklar ve özgürlüklerle ilgili tartışmamıza geri dönüyoruz. Profesör El Naggar ve İncil'i hedef alan suçlamalarına dönüyoruz. Verdiğiniz meydan okuyucu, güçlü, ikna edici, meydan okuyan yanıtlar için çok teşekkür ediyoruz. Kimi insanlara biraz fazla ağır gelmiş. Kimileri de televizyonlarını kapatmak istemişler. Ancak biz kimsenin kendisini İlahi gerçekten mahrum bırakmasını istemeyiz. Ben kendisinin Hristiyanlığı adaletsiz bir din olarak suçladığını anımsıyorum. Buna yanıtınız nedir peder? Profesör tam olarak şöyle diyor. Önceki vahiy kitapları değiştirildi ve tahrip edildi. Bu nedenle de bu göksel dinler ilahi kapsamlarından uzaklaşıp takipçilerini gerçeğe götüremez bir hale geldiler. Suçlamalarını bugün... Evet. Dünyadaki pek çok adaletsizliğin ardındaki sebebin bu olduğunu söyleyerek bitiriyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Evet, bu çok önemli çünkü. Bunu tartışmak gerek. Burada şu soru akla geliyor. Hristiyanlık insanları adaletsizliğe motive eden bir din mi? Profesörün bakış açısından öyle. Ama gerçekten İncil'i okumamış. Eğer okusaydı gerçeği bilirdi. Profesörün sözlerinden anladığımız şu ki Hristiyanlık adaletsizliğe yönelten bir hale gelmiş. Profesöre meydan okuyoruz. Bize şu an elimizde bulunan ve kendisinin değiştirmekle ve bu tip ayetler içermekle suçladığı İncil'den tek bir ayet göstersin bize. Adaletsizliği çağrıştıran tek bir ayet göstermesini istiyoruz. Evet, varsa göstersin bize. Evet. Kanıtlasın, ispat etsin ama iftira atmasın. Görünen o ki Profesör El Naggar'ın iddialarını ispatlayacak bir delili yok. O halde ben sizden kutsal kitaptan Hristiyanlığın adaletsizliği reddettiğini gösteren deliller göstermenizi istiyorum peder. Elbette ki Hristiyanlık adaletsizliğin her türlüsünü reddeder. Ve pek çok ayet buna işaret eder. Romalılar 9:14. Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. 2 Tarihler 19:7. Onun için Rab'den korkun, dikkatle yargılayın. Çünkü Tanrımız Rab kimsenin haksızlık yapmasına, kimseyi kayırmasına, rüşvet almasına göz yummaz. Kutsal kitap bu işte. Kimse onu görmemiştir ya da tanımamıştır. Evet, işte hepsi. Hepsi burada.
Evet. Kutsal kitap budur. İşte burada ve herkes bunu bilecek. Mesih öğrencilerine şöyle buyurdu. Kimseye gözdağı vermeyin. Luka 4:14 evet. Ve Mezmurlar 62:10'da diyor ki, zorbalığa güvenmeyin. Yağma malla övünmeyin. Ayrıca Luka 13:27'de çekilin önümden ey kötülük yapanlar, hı-hı, diyor. Tanrı hepsini, evet, yargılayacak. Profesör kusura bakmasın ama düşüncelerinizi şekillendiren bir bilimsel yönteminiz sizi yanıltmış. Büyük bir hata içindesiniz. İşte bu yüzden bize iftira atıyorsunuz. Bence İncil'i okuyun. Sözlerinizden anlaşılan o ki kutsal kitap adaletsizliğe karşıdır ve bunu onaylamaz. Bu konuda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Kesinlikle. Evet. Peki ya Kur'an? Hiç adaletsizlikten söz eden bir ayet var mı? Sizden delil istiyoruz. Kur'an'dan. Buyurun. Kur'an, Muhammed'in tanrısının bizzat kendisinin insanlara eziyet ettiğinden söz ediyor. Bu tuhaf bir şey. Ayrıca İsra suresi 16. ayette onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına, evet, emrederiz de onlar orada kötülük işlerler diyor. Peki söyler misiniz bana onlara kim emrediyor? Evet, hı-hı, söyleyin. Kim emrediyor? Tanrı. Evet. Tanrı bunu korusun. Ben yorumlamak istemiyorum. Ancak El-Teberi diyor ki İbni Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir. Biz orada bir rahatına düşkünlük emrettik diyor. Kötü olan isyan etsin diye onu güçlendirdik ki onları yok etsin diyor. Evet, burada aynen öyle yazıyor. Yani Tanrı bu insanları teşvik ediyor. Evet. Tanrı korusun. Evet. Kasas suresi, evet, 41. ayet. Şöyle diyor, ve onları ateşe davet eden liderler, evet, yaptık. Kıyamet günü onlara yardım da edilmeyecektir. El-Kurtubi bunun şu anlama geldiğini söylüyor. Biz onları kafir liderler haline getirdik. Ve Tanrı onları bazılarına efendi yaptı. Cehenneme davet, hı-hı, ediyorlar. Peki söyler misiniz? Tanrı nasıl olur da, evet, bunu gerçekten anlamıyorum. Bu insanların suçu ne? Maide suresi, hmm, 13. ayette keşke herkes Kur'an'ı açsa ve bu verdiğim ayetleri okusa, o zaman daha iyi anlayacaklar. Maide, evet, suresi 13. ayet ve kalplerini katılaştırdık. Hmm. Yani Tanrı yüreklerini katılaştırmış. Teberi diyor ki onların yüreklerini katı ve kalın hale getirdik ve ona iman etmeye, itaat etmeye karşı kuruttuk. Evet. Yüreklerinden merhameti ve tutkuyu silip attık. Tanrı bunu yapar mı? Onların suçu ne? Ve yine Kur'an diyor ki Muhammed'in tanrısı onların yüreklerini, hı-hı, katılaştırdı. Hmm. Peki onların suçu neydi? Neden Muhammed'in tanrısı onlara haksızlık etti? Profesör Zal, lütfen kutsal kitabı çalışın. Daha iyi anlayacaksınız. Hmm. Bu söylediğiniz ayetler Tanrı'ya adaletsizliği ya da eşitsizliği yakıştıramayacağımızı ispatlamaya yeter. Tanrı korusun. Adalet, evet, adil ve, evet, merhametli değil, evet, midir? Fakat başka bir konuya dönelim. O da insanlar arasındaki haksızlık. Evet. Bu yaşanan bir şey ve gerçek Kur'an hayatta da yaşanıyor. Kur'an bundan söz ediyor. Onun için, evet, bunu... Kur'an'da var. Evet, evet, açıklamamız öncelikle gerekiyor. Kur'an'da var mı? Kadınların, tuhaf, konusuyla ilgili konuşmalıyız. Evet. Kadın, öncelikle onu. İslam'da, evet, baskı görüyor mu? Ya da hakları var mı? Kadınlar toplumun yarısını oluşturuyor ama hiçbir hakları yok. Evet. Bakın Sahih Buhari'de hayız bölümü 304, hadiste İslam peygamberi diyor ki, kadınlar akılca ve dince eksiktirler. Kadınlar akılca ve dince eksiktirler demiş. Bu sözcükler kimin? Muhammed'in. He. Akılca ve dince eksiklik. Evet. Tanıklık. Bakara suresi 282. ayet. Erkeklerden iki şahit tutun. İki erkek olmazsa beğendiğiniz şahitlerden bir erkek ile iki kadın tutun. Tanrım, bu iki erkek demektir. Bir adam iki kadına eşit. Bu haksızlık değil de nedir ha?
İbni Kesir tefsirinde diyor ki iki kadın bir erkek sayılmıştır. Çünkü kadının aklı Sahih Müslim'in de söylediği gibi eksiktir. Peki bu sizce baskı değil midir? Yoksa biz mi haksızlık ediyoruz profesöre? Profesör Zal, önce Kur'an'ınızı çalışın sonra konuşun. Ortada hiç sebep yokken doktora derecenizin olduğunu söylemeniz gerçekten çok ayıp. Nisa suresi 11. ayet der ki Allah size evlatlarınız hakkında şunu emrediyor. Erkeğe iki dişi hissesi kadardır. Kadına karşı bu adaletsizlik neden? Tam tersi olması gerekir. Biliyorum. Evet, söylenene göre. Tamam, şimdi Sahih Buhari'de namazla ilgili bölüm 514. hadiste Ayşe kendisine namazı köpeğin, maymunun ve kadının bozduğu söylendiğini rivayet ediyor. Ve diyor ki bizi köpeklerle ve maymunlarla kıyasladınız. Haksızlık eden kimmiş Profesör Zal? Söyleyin, kim haksızlık ediyor? Evet, tamam, Kurtubi tefsiri sure 23. ayet. Kadının sessizliği, zayıflığı ve yetersizliği nedeniyle keçiyle ve koyunla kıyaslandığını söyler. Ayrıca takılmışlığı nedeniyle ineklerle ve dişi develerle kıyaslandığından söz eder. Bu ne kadar çirkin bir söz. Çok ayıp. Resmen kadını burada aşağılıyor. Kadına değer vermiyorlar. Onlara eksik diyorlar. Onlara hiçbir şekilde kale almıyorlar. Onlara hiçbir hak vermiyorlar. Peki profesör, adaletsiz olan kim sizce? Hristiyanlıkta böyle bir şey var mı? Evet. Evet. Nisa suresi 34. ayette diyor ki baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Onları dövün. Pek çok tefsirde hafifçe dövün der. Bu da iyi. Biraz merhamet, çok sert değil. Bilim adamları hafifçe ifadesini kemiklerini kırmamak olarak yorumluyorlar. Hayır, gerçekten merhametli. Tümüyle merhametli. Ah Tanrım. Sonra profesör bana diyorsun ki Hristiyanlık adil değil. Tamam profesör. O zaman Müsned Ahmet'te 4195. hadiste kadın belli bir vakte kadar giysiyle tam yapılabilir diyor. Evet. Evet. Bu hadiste aynen şöyle yazıyor işte. Belli bir vakte kadar kadın giysiyle tam yapılabilir diyor. Bu çok adil değil. Bu tam da ne demek? Benim ağzıma alamayacağım sözcüğün yerine geçiyor. Çünkü kadınlar da şu an televizyonu izliyorlar. Çok özür dilerim. Evet. Çirkin ve uygunsuz bir sözcük. Belli bir vakte kadar ücretli. Tıpkı genel evlerdeki gibi. Kadın evliliğinde de baskı altında. Eğer eşitlik varsa neden kadının 2, 3, 4 ya da istediği kadar erkekle evlenebileceğini söyleyen bir ayet yok? Yoksa içindeki her şeyle birlikte tüm dünyayı ve cenneti bir tek erkek mi alıyor? Kadına İslam'ın cennetinde de baskı var. Erkek sınırsız sayıda huri alabiliyor. Ancak erkek en az 70 huri alabilecekken kadın yalnız bir tane alabiliyor. Yani payına düşenin büyük çoğunluğu cehennemde. Sahih Buhari 5251. hadiste der ki, ben burada Muhammed konuşuyor, ben cehennemin kapısındaydım ve bana cehennemlikler gösterildi. Çoğu siz kadınlar idiniz. Görüyorsunuz, burada kadınları resmen aşağılıyorlar. Evet. Aman Tanrım. Profesör, kendinizi zor bir duruma sokuyorsunuz. Hristiyanlığın adil olmadığını söylüyorsunuz. Peki sizin tarafınızda olanları görüyor musunuz? Siz bunları gerçekten onaylıyor musunuz? Lütfen Profesör Zalulu biraz kenara bırakalım. Ne dersiniz? Peki İncil erdemli kadın hakkında ne diyor? Erdemli kadını kim bulabilir? Onun değeri mücevherden çok üstündür. Rab için erkek kadından, kadın erkekten daha aşağı değildir. Evet. Debora İsrail'in hakimlerinden biriydi. Bakire Meryem yeryüzündeki kadınların üstündedir. Ona onur verilmişti. Evet. Onur. Evet. Evet. Pek çok farklılık var. Karşılaştırma yapılamaz. Ama biz Kur'an'a dönelim. Kur'an'da da adaletsizliğe karşı gelen pek çok ayet olduğunu biliyorum ben. Siz de biliyorsunuz.
Kesinlikle doğru ancak evet. Görünüşe göre anlamlarını kaybetmişler. Yalnızca harflerden ibaret vaziyetteler. Artık etkili değiller. Yani yetkileri yok. İşte o yüzden de merak ediyorum. Muhammed Kureyş evet. Tüccarlarının mallarına ve hayvanlarına el koyarak onlara nasıl adaletsizlik yapabildi? El-Amthal suresi ayet 41-69 diyor ki, çaldıklarını ye, onlar senin hakkındır. Akıncılar yola çıkıp Kureyş kabilesini yağmalarlar ve sonra da kendi hakkıymış gibi yerler. Bu haksızlık değil mi? Hı hı. Peki evet. Söyleyin ya Yahudilerin mallarını çalmak? Beni Kurayza, beni Nadir, Heyber Yahudileri eşlerini köle olarak almak bunlar adaletsizlik değil mi? Peki ya İslam adına işgal ettikleri hı hı. uluslar ve yağmaladıkları zenginlikler? Mısır, Orta Asya, evet. Irak, Ermenistan kaç Ermeni öldürdüler? İşte bu çok zor. Hırsızlık ve haneye tecavüz örneği. Ömer el-Hattab Maliye Bakanı gibi bir vergi görevlisi atamak istemişti. Evet ama Amr İbni Allas'ı otoriteyi yöneten kişi olarak tutabilirdi. Parayı toplamakla sorumlu olan kişi de başka biri olabilirdi. Hı-hı. Amr İbni Allas ona bir mesaj gönderdi evet. ve başkası sütü sağarken ineği tutmamı mı istiyorsun diye sordu. Mısır ülkesi sağmalık bir inek haline gelmişti. Orayı onlar için güvenli hale getirebilirdi ve onlar da sağabilirlerdi. Ulusları mal kaynağı olarak hı hı. gördüler. Ve sonra da hı. burada adaletsizlikten söz ediyorsunuz. Bu gerçekten sizce doğru mu? Bence yanlış. Bence İncil'i okuyun. Bu İslam'ın ilk zamanlarında oldu. İslam düşmanları öldürmeyi ve onların mülklerini gasp etmeyi onaylıyor. Ama biz şimdiki zamanlara dönelim. Bugün İslam herhangi birine karşı adaletsizlik yapıyor mu? Çok iyi. Bu harika ve çok güzel bir soru. Ama size şunu söyleyeyim. Farklı çağlardan konuşmuyoruz. Hı hı. Biz burada yasaların kaynağı hakkında konuşuyoruz. Evet. Yasaların kaynağı değişir mi? Yasaların kaynağının Kur'an oluşu değişse keşke. Evet. Çünkü değiştirmezlerse kaynağın kendisi haksızlıklarla dolu. Bunun şu anda olmayacağını söyleyebilirsiniz. Bunların dışında Hristiyanlara karşı yapılan haksızlıklara, onlara Kur'an ve Amriya belgeleri temel alınarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaya ilişkin bakış açısı nedir peki? Muhittin İbni Arabi'nin Fütuhat-ı Mekki adlı kitabının 3320. sayfasında Emir el-Mümin'in Ömer İbni el-Hattab'ın Hristiyanlar için oluşturulan şartları görüyoruz. Kendi şehirlerinde ve civarında kilise ya da manastır inşa edemezlerdi. Böyle bir şeye imkan yoktu. Kiliselerine bir Müslümanın girmesi yasaktı. Çocuklarına Kur'an'ı öğretemezlerdi. Müslümanlara gerekli olan her şeyi sağlamak hı-hı. zorundaydılar. Hiçbir şekilde Müslümanları taklit evet. edemezlerdi. Kılıç taşıyamazlardı. Mühürlerine yani yüzüklerine Arapça nakşedemezlerdi. Bellerine kemer takmak zorundaydılar. Müslümanlar gibi köle satın alamazlardı. Hı-hı. Cenazelerini taşırken sokaklarda kaldıramaz ya da palmiye yaprakları taşıyamazlardı. Bunun gibi evet. örnekler bir sürü var. Şimdi zamanımız yok. Amerika belgelerinde Kıptiler, Lübnanlı, Suriyeli, Kudüslü, ikinci sınıf vatandaş olarak görülen ve zımmi denilen hı-hı. Hristiyanlar için yazılmış 22 maddeden oluşan uzun bir liste var. Bunları okumadılar mı? Bunları görmediler mi? Amerika belgesi. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Kim Ömer yazmış? Ömer İbni el-Hattab. Hala kullanımda mı? Yani tedavide evet, mi? Evet, o bir dernek. Bugüne kadar kilise kuramazsınız. Kuramaz mısınız? Kilise kurmak. Kuramazsınız. Kuramazsınız çünkü Osmanlı Devleti'nin çıkardığı Hatt-ı Hümayun buyruklarına hı-hı. dayalı bu Amerika yasalarına göre kilise bina edilemez. Bu yüzden hiçbir şey yapamazlar. Bu ruh bugün hala Müslümanlar arasındadır hı-hı. ve hala uygulanmaktadır. Hala özgürlük ve haksızlık hakkında konuşuyoruz. Hı-hı. Bu
uzun yıllardır Hristiyanlara karşı uygulanmış olan bir haksızlıktır. Ancak bunu ne siz ne de ben değiştiremeyiz. Yalnızca Tanrı değiştirebilir. Ancak merak ediyoruz. Bir soru sormak istiyorum. Bunlar bugünkü insan hakları ve demokrasiyle nasıl bağdaşıyor? Açıklar mısınız lütfen bize? Elbette ki insan haklarıyla bağdaşmıyor kesinlikle. Acaba İslam ırkçı bir din midir? Müslümanları desteklemek ve Müslüman olmayanları yok etmek, Kur'an'ın ilkeleri verilmedi mi? Daha önce söylediğimiz gibi Hatt-ı Hümayun fermanlarıyla oluşturulan bu ameliya şartları hala yürürlüktedir. Ve hala uyguluyorlar. Evet. Ve şu Kur'an ayeti hala etkili değil midir? Ey inananlar, Yahudileri ya da Hristiyanları yönetici atamayın. Hala etkili. Hala aynı. İbni Kesir diyor ki, Yüce Allah paralarını İslam'ın düşmanları olan ve Allah'ın savaştığı Yahudilere ve Hristiyanlara vermelerini yasaklamıştır. Bu durum bugün dünyada geçerlidir. Hristiyanlara hiçbir şekilde yöneticilik pozisyonu verilmez. Bu politik sorunları istemiyorum. Çünkü insanlar benim politik amaçlı olduğumu düşünebilir. Asla. Ben bakış açısını ortaya koyuyorum. Ama profesörün sözünü ettiği adaletsizlik. Evet, gerçekten de Bush İslam'ın ve İslamcıların amaçlarını anlıyor. Ama bir İslam imparatorluğu kurmak. Ama bunun Endonezya'dan İspanya'ya kadar olduğunu söyledi. Başkan Bush onların amaçlarını bilmiyor. Onları anlamıyor. Amaç, evet, onun söylediği gibi Endonezya'dan İspanya'ya kadar değil. Amaçları tüm dünyayı Müslüman yapmak. Evet. İşte bu yüzden 11 Eylül'de Amerika'ya saldırdılar. Evet. İslam tüm dünyaya yayılmalı. Aslında insan hakları ve insanlar arasındaki eşitlik İslam'ın ırkçılığına ve İslam ülkelerinin gelişmesinin önünde büyük bir ayak bağıdır, engeldir. İşte bu yüzden bizi istemiyorlar. İşte bu yüzden Müslümanlığı her yere yaymaya çalışıyorlar. Evet. Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Ama bunu asla beceremeyecekler. Yapamayacaklar. Bunlar çok tehlikeli konular. Ve ben kendi konumuza geri dönmeyi tercih ediyorum. Tanrı bizi neden yarattı? Bu konuda biraz konuşalım. Tanrı beni neden yarattı? Tanrı'yla nasıl başlarız ve Tanrı'yla nasıl yaşarız? Evet. Gerçekten amacımız budur. Evet. Evet, dedik ki Tanrı'yla yaşamayı bilmek için Tanrı'nın bizi neden yarattığını bilmemiz gerekir. Ayrıca bizi sevgiyle ve ilahi bir amaç için yarattığını da söyledik. Ama insan farklı bir yol takip etti. Acı çekmeyi, Tanrı'ya düşmanlığı, inatçılığı, Tanrı'dan kaçmayı seçti. Ancak günahının ücreti ise ölümdür. Ölüm Tanrı'dan ayrı olmaktır. Yani fiziksel ölüm ve ahlaki ölüm. Ki bu utançtır. Ardından sonsuz ruhsal ölüm. Ki bu da Tanrı'dan sonsuzlarca ayrı kalmak demektir. İşte bunlar Tanrı'dan ayrı düşmenin sonucudur. Bu yüzden kutsal kitapta günahkarlara der ki, çekilin önümden ey kötülük yapanlar. Burada diyor ki o ateş şeytan içindir. İnsan için değil ama o bundan söz ettiğinde... Önce kadınlar. Evet, kadınlar için. Ama o krallıktan söz ederken dedi ki, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Yani Tanrı'dan ayrı olmak, yalnızca dünyadan ayrı olmak demek değildir. Aynı zamanda ahlaki bir ayrılıktır ve... Tanrı'dan uzak bir yaşam ve böyle bir yaşam acıyla ve işkenceyle doludur. Size çok basit bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir çocuk annesine bağlıdır. Onun yanında kendini hep güvende hisseder. Ama annesi yoksa esenliğini kaybeder ve ağlamaya başlar. Yeniden annesini görür görmez ona yapışır ve sorun kalmaz. Tanrı bizim sevgi ve şefkat dolu babamızdır. İnsan ondan uzaklaşınca o çocukluğundaki o yoksulluğu yaşar. Bu ayrılığın sonsuzlarca olduğunu düşünün bir de.
Evet. Kötülere esenlik yoktur diyor Rab. Hmm. Ama Tanrı lütfeder. Mesih iki kişiyle ilgili bir benzetme anlattı. Birinin adı Lazar'dı. Diğeri ise zengin bir adamdı. Zengindi. Birinin adı Lazar, diğeri zengin. Dilenciyle zengin adamdan söz ediyorsunuz. Zengin adam. Evet. İkisi de evet. Öldüler. Ve sonsuzlukta zengin adam ölüler diyarına gitti. Gitti. Ölüler diyarına. Hı-hı. Evet. Yani cehenneme. Lazar'a baktı ve onun İbrahim'le birlikte olduğunu gördü. Nerede olduğunu gördü? İbrahim'le birlikte olduğunu İbrahim gördü. İbrahim nerede? Cennette. Cennette, evet. Evet. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin dedi. Hmm. O ateşte acı çekiyordu. Evet. İbrahim dedi ki, yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını sakın unutma. Evet. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Sizin kaderiniz nerede son bulacak? Tanrı'dan ayrı bir yaşam sürüp o ateşte mi son bulacaksınız? Tanrı'ya yakın olmak ve sonsuz yaşamı almak istemez misiniz? Zaman kısa. Fırsatınızı bugün değerlendirin. Tanrı sizi kabul etmeye hazırdır. Deyin ki Rab seninle yaşamak istiyorum. Sonsuzluklar boyunca seninle olmak istiyorum. Senin yanında esenlik bulmak ve güvende olmak istiyorum. Beni çocuğun olarak kabul et ve lütfunla sar. Eğer yüreğinizi açıp samimiyetle bu duayı ettiyseniz ve Tanrı'nın sizi yanıtlayacağına inanıyorsanız, Tanrı'nın size yanıt verdiğine ve sizi duyduğuna, adınızın da yaşam kitabında yazdığına inanabilirsiniz. Rab'be sarılın ve onunla yürüyün. Sonsuz ölümden kurtulacaksınız. Tanrı sizi bereketlesin, sizinle olsun ve sizi hep kendisinde tutsun. Amin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Rab'den zevk al. O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekiyor. O bize sevgi dilini öğretti ve yüreklerimizi ışığın harflerini hecelememiz için eğitti. Ellerimizi inşa edelim diye yarattı. Yok edelim diye değil ve yaralarımızı affetmek için, taşlamak için değil. Lütufla olduğu için kurtuldunuz, imanla. Ve bu sizden değil, Tanrı'dan bir armağandır. Kimse böbürlenmesin diye parayla değildir. Ölmüş bir adam kendini ölümden diriltebilir mi? Hasta bir adam kendini iyileştirebilir mi? Kör bir adam gözündeki perdeyi kaldırabilir mi? Evet, hak etmiyoruz ve kendimizi kurtaramayız. Ancak Tanrı bunu yapabilir. Teşekkürler sevgili seyircilerim. Bir başka bölümde görüşene kadar Tanrı sizlerle olsun. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Amin.